baba. Niye gitti ses Sebo? Sebo! Sebo, bağlantıda bir problem mi var? Yok reisim, her şey normal gözüküyor. Bahsettiğim adam bugün abla sağdaki parka gelecek. Ne yapıyor orada? Bir eyleme katılacak. Orada bulur muyuz onu? Evet, bulursunuz. Güzel. Kitapsız. Hazırlan. Gidiyoruz. Hemen Neşet Baba. Aslı. Sen, çocuklar. Bu adamı onlardan önce almamız lazım. Biz hemen çıkalım o zaman. Sebo, sen de git. Baş üstüne abi. Biz hallederiz. Akif, duydun mu burayı? Duydum reis, duydum. Sen de katılırsın onlara. Eyvallah. Sen nereden çıktın? Niye bu kadar şaşırdın? Silahlı değilsin değil mi? Tabii ki silahım yanımda. Niye sordun? Aman. Bana da silah çekmezsin inşallah. Bak Akif, anlamıyorsun. Ben zor günler geçiriyorum. Sen de bana yardımcı olmuyorsun. Dinlemiyorsun ki Ayşegül. Neye yardımcı olacağım? Aman neyse. Bak şu an benim işim var. Gitmem lazım şimdi. Tamam, gidelim. Sen aklını başına toplayana kadar hiçbir şeye karışma lütfen. Tamam mı? Defterin peşinde misin? Defter mefter yok. Yok defter falan, unut. Benim görmemi mi istemiyorsun? Ayşegül, sen iyi misin? Tamam, sustum. Hadi gidelim. Tamam. Ben de gitmiyorum. Akif. Akif. Bak, özür dilerim. Yemin ederim sana vurmak aklımın ucundan geçen en son şeydi. Ya mesele o değil ki. Ben de seni anlıyorum. Neler çektiğini düşünüyorum. Acı çektiğini biliyorum. Yani o kadar öküz değilim. Öyle mi? Ne kadar öküzsün? Tamam, kaşınma. Kaşınma bak. Ya neden kimse beni anlamıyor? Neden kimsenin düşündüğümü merak etmiyor? Ya kızım, anlatıyorum. Dinlemiyorsun ki. Annen olacak. O kadar psikopatın teki işte. Tamam. İnanmaya hazırım. İspat et o zaman. En ufak bir delil göster. Babamın sözlerinden başka en ufak bir delil göster. Hemen inanacağım sana. Yok. Benim bir delilim yok. Kitapsız. Senin şu park planı var ya. Onda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Feruz'un üstündeki vericiyi senin adamlardan birinin üstüne ta parka yollayacağız. Göstericilerin arasına girecek. Yani bunları mı yıkalım diyorsun yani baba? Hem de bu sayede Feruz'u alıp buradan rahatça gidebilirim. Anlaştık mı? Tamamdır baba. Aslan Bey, Fehruz'un verici hareket ediyor. Akif. Akif, hareket ediyorlar. Akif, duyuyor musun beni? Bak, senin babam benim hayatımda gördüğüm en mert, en dürüst adam. Onu öyle bir kalemle silip atacaksan beni de silip at, tamam mı? Seninle ne alakası var? Çok alakası var.
Her neyse, tartışmayalım şimdi. Hadi ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Bekleyeceğiz. Burada bekleyeceğiz. Akif! Ya niye cevap vermiyorsun? Duymuyor musun beni? Ya arkadaşlar, bir sıkıntı mı var bizim telsizlerde? Niye dinlemeler kesik kesik geliyor? Yok Aslan Bey, bir sıkıntı yok. Sıkı oğlum. Doktorlar geliyorlar. Hazır olun. Tamamdır reisim. Biz yerimizi aldık. Ben çağırdım Sabo. Niye? İçlerinde bir sivil olması işimize gelir diye düşündüm. Yolcuyu biz sokulamayız şimdi oraya. Cansu içlerinde dağız. Reis, ne alemdeyiz? Yakınınızdalar. Birkaç yüz metre en fazla. Leyla'yı duydunuz mu? Birkaç yüz metre diyor. Gelmek üzereler. Beyler, geldiğiniz zaman. Sen de Sakarya bak. Hadi, Allah yardımcısı olsun. Gözlercilerin arasında dolaş. Biraz hırgür çıkar, o kadar. Polislerden birine tokat filan at. Azıcık aksiyon yani. Abi ondan kolay ne var, hallederiz. Şahane. Gözaltına filan alırlar belki. Ama sorun değil. Ben seni her türlü çıkarırım. Hadi aslanım, hadi koçum, hadi. Kanalar ne köylüler oluyor birader. Birazdan kafasına kurşun yiyecek. Haberi yok gerizin. Kuzey tarafından parka giriş yaptılar. Görebiliyor musunuz? Şimdi bir adam geldi. Baba, biz vereceği Firuze'yi yerleştirmedik. Valla benim burnuma pis kokular gelmeye başladı. Ufak, polisler, biz. Ya gelmeyelim sakın. Ne yapıyoruz peki beyler? Nedir son durum? Bence gidip alalım adamı. Ortam gergin. Dikkatli olun beyler. Katiller! Halka! Hesap verecek! Hesap vereceksiniz! Gidin kızlar! Hesap verecek! Kapımızı yap yasını şimdi! Onlara hemen müdahale ediyoruz! Katiller! Halka! Hesap verecek! Gidin!
Bırakın! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Her tarafta polis var! Hepimizi tutuklayacaklar! Gel böyle! Bırakın! Lütfen! Bu adam durun! Arkadaşlar! Özürüm seviyorum! Provokasyoncuları için arkadaşlar! Lütfen! Maskele! Dağılın! Bu adam provokatör! Provokasyoncular sizin! Çaboya bak. Benden önce davrandı. Sıra bende o zaman. Ben yapmadım. Sen bir şey olmasın. Emin billah ben yapmadım. Ben havaya ateş ettim abi. Ben yapmadım arkadaşlar. Oh. Çatılara bakın. Asayiş. Ben yapmadım. Çatılara bakın, çatılara. Abi çatılarda keskin bir sözü var. Ben yapmadım. Ben havaya ateş ettim. 15 yıllık memurum, ben bilmez mi havaya ateş etmeyi? Sebo, Sakaryalı İlker, ne oluyor orada? Az önce polisin açtığı ateş sonucu bir eylemci öldü. Burası şu an çok karışık. Çok sayıda polis sevk edildi. Eylemciler de çok öfkeli. Arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Gelmeyin! Arkadaşlar! Ben yapmadım! Anladın mı oğlum? Göremiyorum oğlum! Arkadaşlar çatılardan ateş ediyorlar, dağılın! Çatılardan ateş ediyorlar, dağılsanıza! Katılarda keskin nişancı var, anlasanıza! Çabuk terk edin! Arkadaşlar lütfen terk edin! Gidin! Çekme kardeşim, çekme! Çekme! Gel Alp, burayı boşaltın! Bir durun, sakin olun be! Korkun! Çekilin! Korkun! Cep, Ata! Kardeşim iyi misin? Dur aga, bize sağduyulu olmak yakışır. Helal olsun. Tamam abi, helal. Sakin. Tamam. Arkadaş, dava edeceğim sizi. Tutuklayacaksınız, adam gibi tutuklayın. Konuşma lan! Konuşma! Ben de gidip şunun silahına bakayım. Tamam. Bunları avukatıma tek tek anlatacağım. Ya biri anlatsın, ne oluyor orada? Silahlı çatışma mı çıktı? Dikkat edin, siviller var. Kitapsız birini vurdu reisim. Ama yakaladık. Burada büyük panik var reisim. Ambulans ve destek ekip yönlendirin reisim, lütfen. Tamam, hemen gönderiyorum. Reis, kitapsın ateş ettiği silahı ve boş kovanı bulduk. Tamam da Feyruz nerede? Ne işler çeviriyor bunlar?
Oğlum vericiyi Feruz'a taktık. Niye o adamı takip etti ki? Evet, eylemcinin kimin tarafından nasıl vurulduğu hala belli değil. Bilinen tek şey burada büyük bir panik oldu. Kesin olmayan bir başka bilgiye göre eylemci grubu ateş eden bir saldırganın yakalandığı söyleniyor. Bravo sana kitapsız. Eylemciler adeta çıldırmış durumda. Görüldüğü gibi güvenlik kuvvetlerine yumruklarla ve sopalarla saldırıyorlar. Evet Feruz, burası tamam. Biz de kendi işimize bakalım. Bu işte bir iş var. Bir şey kaçırdık gözler. Efendim reis. Akif neredesin sen? Deponun oradayım reis. Oğlum telsize niye cevap vermiyorsun? Sorma reisim. Başımda bir bela var ki anlatamam sana. İyi kurtul ondan. Hemen parka git. Beşet yine bir şeyler çeviriyor. Tamam emredersin reis. Ne diyor? Önemli bir şey yok. Yalan söyleme. Akif! Aç şunu! Nasıl geldin buraya? Taksiyle. İyi, öyle gidersin o zaman. Akif, aç şunu. Akif! Ya beni bırakıp nereye gidiyorsun ya? Neşet'le Feruz depodan çıktılar. Demek ki vericiyi bulmuşlar, bize oyun oynattılar. Takip ediyorum. Tabii oğlum. Sakın ayrılma peşlerinden. Leyla. Buyurun Aslan Bey. Oynama. Sen de buraların gediklisi oldun ha. Girişin olur çıkışın olmaz inşallah. Demek ki bu sefer yakayı ele verdi bu şeref yoksunu. Alın bunu, her şeyi itiraf edene kadar zorlayın. Zorlamaya gerek yok. Biz o işi hallettik reisim. İtiraf edecek mi yani? Ederim. Vurur da yanata. Yani televizyonda bile itiraf eder misin? Evet evet. Maksat şanımız yürüsün. Zaten yolun sonundayız. Alın şu manyağı gözümün önünden. Yürü lan. Yürü. Ya aynı odaya gitmesin. Lan. Hadi Leyla, bağlantıyı kesmeyin. Takibe tamam. Devam edin. Hadi. Dur, dur, dur. Ya. Hey! Dur! Dur! Ne oldu hanımefendi? Merak etmeyin, teşkilat hanım. Buyurun. Acil bir durum var. Tabii buyurun. Aslan. Gidiyoruz. Dur bakalım. Aslan bütün gün ortada dolandın. Ne yapacaksın bakalım? Aklın başına gelsin mi? Ya insan babasına silah çeker mi ya? Ayşegül! Vallahi bu kızdan korkulur ya. Vallahi korkulur ya. Ne işimiz var burada? Soru sormayı bırak da gel bakalım. Fazla uzaklaşmayın. Emredersiniz Açık.
hesabını vereceksin. Sen kaşındın aşık. Benimle didişmeyi bırak, tamam mı? Yoksa... Yoksa ne? Yoksa ne? Ne? Yoksa ne? Bak abi, bu böyle bitmez. Gel barışalım, tamam mı? Ayşegül, Ayşegül ne yapıyorsun ya? Ayşegül, Ayşegül. Çıkar şunu ya, saçmalama. Sen takıl burada. Neşetlerle ben ilgilenirim. Ne yapıyorsun ya? Ayşegül. Ya açsana şunu. Lazım olur. Hadi. Ayşegül. Ayşegül saçmalama ya. Ya Ayşegül. Ya Ayşegül. Ne bekliyoruz burada? Ne sabırsız adammışsın be Ferruz. Otur da dinlen, rahatına bak. Henüz erken. Daha çok vaktimiz var. Sağ Parkı'ndaki kana bulanın eylemini, katil zanlısının sorgusu tamamlandı. Zanlı az önce nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlının tutuklu olarak yargılanması bekleniyor. Birileri geliyor. Hoş bulduk Neşet baba. Gel otur bakalım. Bir mangal yapalım. Aç mısın? Balık yer misin? Senin elinden yemez miyim baba? Emin. Sana bir işim düştü. Biraz acil. O yüzden çağırdım seni buraya kadar. Ne demek baba? Emret sen. Neymiş? Buyur. Tamam. Kardeşim. Sence bu hayvan kaç sene yer mahkemesi bitince? Oğlum hakimi duymadın mı? Dosyaya bakar bakmaz tutuklu yargılanacak dedi. Kaçışı yok oğlum bunun. En az 4 tane müebbet yer. 400-450 sene yer bu kanka. Yuh! O kadar yaşamam ki. Yaşatırlar mı lan? Ama yaşatacaklarsa uyar bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kanka? Hani birader, firavunların bu dünyaya kazık çakıp bu dünyada kalma sorunu hiç değişmiyor ya. Al birini, vur ötekini. Ön taraf muhabir kaynıyor, ne yapsak? Yürü arkadan çıkalım. Ya muhabirlere iki çift laf etseydim. Sesler. Adliyedeyiz arkadaşım. Vurmazsak sevinirim. Göstericiyi niye öldürdünüz? Devk için. Sizin başka suçlarınız da varmış. Henüz hedeflediğim kariyerin çok gerisindeyim. Artık hapishanede bakacağız. Buradan anneme, babama, arkadaşlarıma bol selam söylüyorum.
Arkadaşlar lütfen! Lütfen! Gir lan, gire! Dışarıda bir adam var. Bana lazım. Ama dışarıda lazım. Kim bu adam? Biz şimdi ona kara kaplı defter diyelim. Nasıl yani? Şimdi orasını boş ver. Uzun hikaye. Sen şimdi içerideki bu arkadaşı çıkarabilir misin? Onu söyle. Demek hapishanedeymiş. Selamun aleyküm komutanım. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Selamun aleyküm. Komutanım. Bu arkadaş bundan sonra size emanet. Eti de sizin, kemiği de sizin. Sağ çıkmazsa çok seviniriz komutanım. Arada bir ıslayın kendisini. Namını duyduk. Daha gelmeden şöhreti geldi. Komutanım, şuraya isim, soy isim imzalayayım. Hı hı. Eyvallah. Görüşürüz. Hayırlı görevler komutanım. Sağ olun, kolay gelsin. Böyle çok kolay oldu be birader. Kitapsa yakışmadı bu son. En azından bir benzin döküp yakmalıydı sanki. Ya da ne bileyim, kamyonla filan üstünden geçmek lazımdı sanki. Bıraksan şarjörü boşaltırım namussuza. Yani bu olmadı kanka be. Bu biraz gösteriş hak ediyordu sanki. Böyle olmadı. Neyse. Hadi gidelim. Dostumun adı Kitapsız. Ama çıkarken yalnız olmuyor. Bana esas bu adam lazım. Hadi Allah kurtarsın. Deli bu ya. Bu duvarları. Alışır, alışır. Bu parmaklıkları. Bu çorap kokusunu özlemişim be. Deli midir, manyak mıdır? Ne özlemişim be? Ulan tam deli bu ha, psikolog bilen yedir. Sana Fehus'un selamını getirdim. Hazırlan. Çıkıyoruz. Güzel. Bu adam Camer. Sakın kırılmayacak. Bir aksilik istemiyorum. En iyi adamım şu an yanında.
yardım edecek ona. Ne diyorsun? Yapabilir misin? Merak etme babacığım. Ne gerekiyorsa yaparız. Üzmeyiz Neşet babamızı. Kitapsız bilerek tutuklanmış demek. Vay vay vay. Allah kahretsin. Birim var orada. Hepsi. Çık bakayım ortaya. Hem bulursam senin için hiç iyi olmaz. Eyvah. Ah be aşkım. İnşallah başını belaya sokmamışsın. Kim var orada? Atın silahlarınızı. Yoksa bu adamı öldürür. Atmazsak ne olur? Bu adamı öldürürüm. Neşet kurtar beni ne olur. Sakın bir delilik yapma. Yemek öldürür. Seni yormayalım. Senin de kafanda bir delik açıyor. Üç kişi olduğumuzu hatırlatmama gerek yok sanırım. Zaten bizi buradan çıkarmazlar ki. Hadi. Kimse gelmeden yapış bu. Dikkatli ol. Merak etme. Bu işi belki 100 kere yaptım. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin!
Ne oldu burada? Ölüyorum. Daha dün gece geldin. Bu ne hal be adam? Tamam. Çok acele bir ambulans, bir koruma ekibi hazırlansın. Çabuk. Gel bakalım Ayşegül Hanım. Buyur. Bu arada bizim icraat başlamıştır herhalde. Bizim paket çıktı. Yoldalar şu an. Nasıl bir haber olmaz? Başlarına bir şey mi geldi bilmiyoruz. Beraberler mi değiller mi onu bile bilmiyoruz. Nerede bu Akif? Nerede bu Ayşegül? İlker? Hiçbir fikrim yok reisim. Sakaryalı sen de mi bilmiyorsun? Bilsem söylemem mi reisim? Allah Allah, Allah Allah, Allah Aslan Allah. Bey. Aslan Bey, acil bir durum var. Ne oldu? Kitapsız hapishanede bir adamla beraber saldırıya uğramış. Ne diyorsun sen ya? Durumu nasıl? Yaralı halde, araçtalar. Ben sevmedim bu işi. Hemen çıkın. Eyvallah reisim. Sen kal burada abiciğim. Leyla, olayı takip edelim. Ambulans nerede? Şu an nereye gidiyor bilmemiz lazım. Peki Aslan Bey. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ya bir telefonunu kullansam olur mu? Efendim. Baba benim. İşlem tamam. 10 dakika yanındayım. Misafirimiz ne oldu? O da yanımda. Tereyağından kıl çeker gibi aldık. Hadi acele edin, bekliyorum. Ne düşünüyorsun biliyor musun?
Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Acaba cesedini Akif'e mi göndersem yoksa babana? Dün geceden beri bunu düşünüyorum. Sen ne dersin? Bu aralar ikisiyle de aram kötü. Bilemedim. Ramazan! Ramazan, iyi misin? Ya. Kimse gelmeyecek mi? Gelirler, illaki gelirler. Benim mermim bitti. Benim de mermim bitti. Ben çıkıyorum. Zaten 3-5 mermim kaldı. Belki birine vururum. Siz de kaçın, tamam mı? Ya Allah! Nasıl iş ya? Bir el ateş ettim, üçü indi bir anda. Kaderimizi değiştirecek adam sensin demek. Tak tak tak. Ne zannettim ama. Aferin sana kitapsız. Helal olsun, ne diyeyim. Şimdi bütün düşmanlarımız bir daha düşünmek zorunda kalacak. Bütün kartlar bir daha yeniden. Kartları karalım derken babası bulma Neşet. Ömret için mi geldin buraya? Akif, dikkat et. Dur. Otur yerine. Bence de. Hatta teslim ol. Bu işi aramızda çözelim. Dışarıda onlarca adamım varken neden teslim olayım ki? Gidin bakın çabuk. Daha pencereden kafasını uzatmadan yer kuşunu beynine. Yürü yürü. Ah!
Etrafta kimse yok. Yalan söylüyor. Tahmin etmiştim. Bastım. Bastım. Nereye gitti bu? Bulun hemen çabuk. Yok reisim, her şey normal gözüküyor. Bahsettiğim adam bugün abla sağdaki parka gelecek. Ne yapıyor orada? Bir eyleme katılacak. Orada bulur muyuz onu? Evet, bulursunuz. Güzel. Kitapsız. Hazırlan. Gidiyoruz. Hemen Neşet Baba. Sen, çocuklar. Bu adamı onlardan önce almamız lazım. Biz hemen çıkalım o zaman. Sabah sen de git. Başüstüne biz şeylerle hallederiz. Akif, duydun mu burayı? Duydum reis, duydum. Sen de katılırsın onlara. Eyvallah. Sen nereden çıktın? Niye bu kadar şaşırdın? Silahlı değilsin değil mi? Tabii ki silahım yanımda, niye sordun? Aman, bana da silah çekmezsin inşallah. Bak Akif, anlamıyorsun. Ben zor günler geçiriyorum. Sen de bana yardımcı olmuyorsun. Dinlemiyorsun ki Ayşegül. Neye yardımcı olacağım? Aman neyse. Bak şu an benim işim var. Gitmem lazım şimdi. Tamam, gidelim. Sen aklını başına toplayana kadar hiçbir şeye karışma lütfen. Tamam mı? Defterin peşinde misin? Defter mefter yok. Yok defter falan, unut. Benim görmemi mi istemiyorsun? Ayşegül, sen iyi misin? Tamam, sustum. Hadi gidelim. Tamam, ben de gitmiyorum. Akif, Akif! Bak özür dilerim. Yemin ederim sana vurmak aklımın ucundan geçen en son şeydi. Ya mesele o değil ki. Ben de seni anlıyorum. Neler çektiğini düşünüyorum. Acı çektiğini biliyorum. Yani o kadar öküz değilim. Öyle mi? Ne kadar öküzsün? Tamam, kaşınma. Kaşınma bak. Ya neden kimse beni anlamıyor? Neden kimsenin düşündüğümü merak etmiyor? Ya kızım anlatıyorum, dinlemiyorsun ki. Annen olacak, o kadar psikopatın teki işte. Tamam, inanmaya hazırım. İspat et o zaman. En ufak bir delil göster. Babamın sözlerinden başka en ufak bir delil göster. Hemen inanacağım sana. Benim bir delilim yok. Kitapsız. Senin şu park planın var ya. Onda küçük bir değişiklik yapıyoruz. Feruz'un üstündeki vericiyi senin adamlardan birinin üstüne taparka yollayacağız. Göstericilerin arasına girecek. Yani bunları mı yıkalım diyorsun yani baba? Hem de bu sayede Feruz'u alıp buradan rahatça gidebilir. Anlaştık mı? Tamamdır baba.
Hasan Bey, Fehruz'un verici hareket ediyor. Akif. Akif hareket ediyorlar. Akif, duyuyor musun beni? Bak, senin baban benim hayatımda gördüğüm en mert, en dürüst adam. Onu öyle bir kalemle silip atacaksan beni de silip at, tamam mı? Seninle ne alakası var? Çok alakası var. Tamam, neyse, tartışmayalım şimdi. Hadi, ne yapıyoruz? Bir şey yapmıyoruz. Bekleyeceğiz. Burada bekleyeceğiz. Akif! Ya niye cevap vermiyorsun? Duymuyor musun beni? Ya arkadaşlar, bir sıkıntı mı var bizim telsizlerde? Niye dinlemeler kesik kesik geliyor? Yok Aslan Bey, bir sıkıntı yok. Geliyorlar, hazır olun. Tamamdır reisim, biz yerimizi aldık. Ne işin var gene burada? Ben çağırdım Sabo. Niye? İçlerinde bir sivil olması işimize gelir diye düşündüm. Yolcu, biz sokulamayız şimdi oraya. Cansu işlerinde dağılsın. Reis, ne alemdeyiz? Yakınınızdalar. Birkaç yüz metre en fazla. Leyla'yı duydunuz mu? Birkaç yüz metre diyor. Gelmek üzereler. Beyler, yerlerimizi alalım. Sen de sakın alalım. Hadi, Allah yardımcısı olsun. Gösterişlerin arasında dolaş. Biraz hırgür çıkar, o kadar. Polislerden birine tokat filan at. Azıcık aksiyon yani. Abi, ondan kolay ne var? Hallederiz. Şahane. Gözaltına filan alırlar belki. Ama sorun değil. Ben seni her türlü çıkarırım. Hadi aslanım. Hadi koçum. Hadi. Kanalar ne köylüler doluyor birader. Birazdan kafasına kurşun yiyecek. Haberi yok gerizim. Kuzey tarafından parka giriş yaptılar. Görebiliyor musunuz? Şimdi bir adam gel. Ama bu Fehruz. Baba, biz vereceği Fehruz'u yerleştirmedik mi? Valla benim burnuma pis kokular gelmeye başladı. Ufak, polisler, biz. Ne gelmeyelim sakın. Ne yapıyoruz peki beyler? Nedir son durum? Bence gidip alalım adamı. Ortam gergin. Dikkatli olun beyler. Katiller halka hesap verecek. Hesap vereceksiniz. Gidin uçlar. Halka hesap verecek. Yapınızı yapacağız.
Benden önce davrandı. Sıra bende o zaman. Ben yapmadım. Sen bir şey olmasın. Yemin billah ben yapmadım. Ben havaya teşettim abi. Çekme! Çekme! Derhal burayı boşaltır mısınız? Bir durun, sakin olun be! Hakkı! Korkun! Çekilin! Korkun!